Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte ters fonksiyon konusuna göreceğiz. E, bu konu arkadaşlar çok fazla karşımıza çıkacak bir konu fonksiyonlar içerisinde. O yüzden iyi öğrenmeye bakın. Kağıdınızı kaleminize alın. Benle birlikte soruları sizde çözün. En azından yazın. Yazsanız hangi soru tipleri ne tarzda çözülüyor aklınıza daha iyi kalır. Şimdi önce bir ters fonksiyonun tanımını verelim. F A'dan B'ye giden bir fonksiyon diyor. Y eşittir F birebir ve örten olmak üzere. Yani bu fonksiyonum hem birebir olacak hem örten olacak. Y eşittir fx'in tersi olan fonksiyonu ben f üzeri eksi 1 b'den a'ya giden fonksiyondur diyorum. Yani bu sefer ne oluyor? Değer kümesi ile tanım kümesi yer değiştiriyor. Ve ben bu fonksiyonu f üzeri eksi 1 fonksiyon yani ters fonksiyon diyorum. Ve ne oluyor? Ters olduğu için bu aslında içeri girerken de dışarı çıkıyor gibi düşünelim. f üzeri eksi 1 içeride y var. Bu sefer x dışarıda oluyor. Diyoruz arkadaşlar. fx eşittir y f üzeri eksi 1 yani f'in terzi tersi içeride y eşittir x'e eşit olmuş oluyor arkadaşlar. x ve y f elemanıdır f deyip y ile x elemanında ref, e, üzeri eksi bir f'in tersi şeklinde de ifade edilebiliyor. Bütün bunlarda mantık ne fonksiyonlarda dikkat edin. Burada koordinat düzleminde x ve ordinatı absis ordinatı aslında temsil ediyordu sıralı ikili gibi düşündüğümüzde. O yüzden x ile y'nin yerinin değişmesi burada bana aslında bir şeylerin tersine döndüğünü gösteriyor arkadaşlar diyorum. Peki ben bunu ver şemasına nasıl gösteririm? Böyle gösteriyorum. A'dan B'ye A değer kümemdi. Tanım kümemdi. B değer kümemdi f fonksiyonu için. Peki f üzeri eksi 1 yani ters fonksiyonda a değer kümem b talım kümem oluyordu. O yüzden şöyle bir şema yaptım arkadaşlar. Ben şeması a ve b x eleman y eleman neydi çünkü fx eşittir y f'in tersi de Böyleydi. O yüzden bu şekilde x ve y'leri yazdım ben buraya. F fonksiyonu için x'ten y'ye gidiyordu. Yani tanım kümem x'ken değer kümem y'ydi. F eksi 1 yani tersi için de y'den x'e gidiyordu. Tanım kümem b değer kümem a'ydı aslında diyoruz. O zaman şu mantıkla bir fonksiyonun tersinin tersi de bana kendisini verecek. Önce tersini aldım. Sonra onun bir daha tersini aldım da kendini verecek. Neden? Çünkü f eksi 1 y eşittir x ise bunu ben tekrar tersine döndürürsem x içeri girecek. E bu da zaten bana f'in kendisini vermiş olacak diyoruz. Hemen bir örnek çözelim. Bana demiş ki x eksi 1 olan fonksiyonun tersini yazın. Ne olacak? f y x olacak. Burada fx dediğim şey y'di. O da x eksi 1'di. O zaman ben y artı 1 eşittir x gibi düşünüp fx eksi 1 eşittir x artı 1 olarak yazabilirim diyoruz arkadaşlar. Çok kolay. Şimdi başka bir olayımız daha var bizim. Burada olayımız şu arkadaşlar. Diyelim ki fx bir x kareli bir ifade. Ben bunu önce ne yapacağım? Şunu yapacağım. Bu tarz ifadeler çok göreceğiz fonksiyonlarda. Tam kare bir ifadeye dönüştüreceğim. x kare artı 2x kısmı okey. Artı 1 olursa bu x artı 1'in karesi olacak. Artı 3 gibi. Yani şu 4'ü 1 artı 3 olarak açtım ki şunu ben tam kare ifade olarak yazabileyim. Aynen burada yaptığım gibi. Bunu düzenledim. x kare x artı 1'in karesi artı 3 olarak yazdım. Sonra bunun ben f üzeri eksi 1. Tersini istiyorum. Bunun tersini almak arkadaşlar şuraya yapacağım. Neydi? Bunu y'ye eşitleyeyim. eşitleyeyim. Sonra y ile eksi yer değiştireceğim. y eksi 3. Sonra bu tarafta x artı 1'in karesi olduğu için i̇şte her iki tarafın e kare kökünü alayım ki şu kareden kurtulayım. Kök y eksi 3. Şu artı 1 olarak çıktı. Onu da öbür tarafa attım eksi 1 oldu. Fakat şöyle bir detayım var. Bu y eksi 3 karekök içerisinde ya artı da eksi de olsa yani artı karekök içinde y eksi 3'ün karesi de eksinin de karesi de aynı ifadeyi vereceği için bana y eksi 3'ü vereceği için ben bunu böyle yazmak durumundayım arkadaşlar. Bu da bana f eksi 1'in yani e, f'in tersini vermiş oluyor. Bunlardan hangisine olduğuna karar vermek için de şöyle yapıyorum. Fonksiyon yani bu üstü sayıları da gördük. Kareköklü sayıları da gördük. Benim bu aralığımı sıfır yapabilen değerler eksi bir ile sonsuz yani eksi birden başlayan sonsuza gidebilen olabilir. Ya da eksi birden başlayıp eksi sonsa giden olabilir. Diye iki tane benim aslında burada tanım kümem olmuş oluyor. Yine kareköklü bir ifadenin fonksiyonunun içine baktığımda da her zaman büyük eşittir sıfır olması gerektiği için 3'ten artı sonsuza kadar olan giden değerler benim değer kümem olabiliyor. Neden? x eksi 3 karekök içerisindeki değerinin alabileceği en küçük x değeri 3'tür arkadaşlar. Çünkü sonrası karekökli ifadeyi negatif yapacağı için benim değer kümemde bulunamaz. Dolayısıyla benim tanım ve değer kümesi olarak iki varyasyonum olmuş oluyor. E, onda ona baktığımda bu f e, tersi x e, içerisinde şu koşul için arkadaşlar kök içerisinde x eksi 3 eksi 1 iken bu koşul için arkadaşlar eksi kök x eksi 3 eksi 1 olmuş oluyor aslında diyoruz. Şimdi benim fonksiyonumun ters fonksiyonu olabilmesi için birebir bir örtün olması gerektiğini söylemiştik. O zaman şu fonksiyonun tersini bulurken bizim tanım kümemiz bir kere reel kümeler zaten olmak durumunda reel kümeler eksi reel kümelerden eksi r bölü p'yi çıkartırsak aslında bu fonksiyonu benim ta, hani bir fonksiyon olabiliyor. F üzeri eksi bir f'in tersi de o zaman ne olacak? Tanım kümemle değer kümem yer değişiyordu. Önce bir bunun tersini yazmış olayım. F'in tersi arkadaşlar bunu m'yi eksi çarpıp r yerine yazıyorum. R'yi eksi çarpıp m yerine yazıyorum aslında. Ya bu benim fonksiyonumun tersi olmuş oluyor. O yüzden bunun tanım kümesi de arkadaşlar bu şekilde olmuş olmalı diyorum. Peki benim o zaman değer kümemle tanım kümemi ifade edecek olursam f'in F tersi için reel sayılardan r eksi r bölü p'yi çıkartarak reel sayılardan eksi M bölü P'yi çıkarttım. kümeye gelmiş oluyorum. Şimdi şu örnek 2'ye bakalım arkadaşlar. Fonksiyon reelden işte R eksi 3'e gitmiş oluyor. Bana bu fonksiyonu birebir ve örtense A artı B'yi soruyor. Şimdi bana diyor ki şu diyor şu ifadeye fx fonksiyonu realden eksi 1 çıkarttığında Tanım kümen olacak. Realden eksi 3'ü çıkarttığında da değer kümen olacak diyor. Şimdi o zaman ben şunu anlıyorum. 1 benim değer e, tanım kümemde paydayı ne yapıyor? Sıfır yapıyor. Ki dahil değil reale. O zaman b dediğim şey benim eksi 1 olmuş oluyor. Sonra f eksi 1'i bulayım diyorum. Eksi bx artı 3. Bunun eksiyle çarpı başı yazıyordum. x eksi a'ydı arkadaşlar. Bu da eğer ki eksi 3'ü çıkartmam gerekiyorsa. Demek ki a da buradan eksi 3 olmalıymış. a artı b'yi soruyordu bana. Eksi 1 eksi 3'ten de eksi 4 gelmiş oluyor aslında. Bana yine f eksi 1'i sormuş. Eksi 5x artı 6'yı ben ne yapıyorum? X'e eşitliyorum ya da y'ye fark etmez. Nasıl kafanız karışmayacaksa a'ya da eşitleyebilirsiniz. Y'ye de arkadaşlar hiç fark etmiyor. X eksi 6 bölü eksi 5. Burada x'i yalnız bırakmak da önemli olan. O zaman şunu düzenleyeyim. Ben eksiyle çarpayım. Ee, şöyle yazacağım. 6 eksi x bölü 5 de benim f eksi 1'im olmuş oldu arkadaşlar diyorum. Örnek dördüme bakayım. Belirli tanım ve görüntü kümesinde fx bu ise f 1'i soruyor. Ne yapıyorum yine? Bunu eksiyle çarpıyorum. x'in başına yazıyorum. Sonrasında bunu eksiyle çarpıp buraya yazıyorum. Eksi 4x eksi 7 bölü 5x eksi 4 olmuş. Oldu arkadaşlar. f 1 diyoruz. Burada belirli tanım ve görüntü kümesine demesinin sebebi arkadaşlar hani şu real eksi 4 olması gerekiyor ya yani mesela şuranın e, şey tanım kümesinde. Bunu size bilerek vermiyor. Neden vermiyor? Çünkü diyor ki o zaman siz örnek veriyorum neyi neyle değiştireceğinizi anlayabilirsiniz diye belirli tanım ve görüntü kümesinde diye belirtiyor burada. Örnek 5'e bakalım. Örnek 5'te ne demiş bana? Demiş ki f-1'i bana soruyor yine. Bu sefer önce ben bir şunu fx'e çevireyim diyorum. Bunu fx'e çevirmek için x yerine x-3 yazmam gerekiyor. Yani e, x-3 şeklinde yazmam gerekiyor. O zaman 2x-3-7, 2x-6-7, 2x-13 benim fx'im. Bunu f-1'e çevirmem gerekiyor. Şuraya yapıyorum. Onun için de ne yapıyorum? 2x-13'ü ben Burada x'i e eşitliyorum. x artı 13 bölü 2 de benim f eksi 1'in formülü olmuş oluyor arkadaşlar. Örnek 6'ya bakalım. Bana bu sefer e, tersinin 21 değerini aldığı e, durumu soruyor. Önce bir tersi bulalım o zaman. Ama ben yerinizde olsam şöyle yapardım. Bu f eksi 1 21 ya. f bu a'ya eşit olsun arkadaşlar. Bunun kaça de eşit olduğunu bilmiyorum. f'a eşittir 21 olmuş olsun. Tamam mı? Ben bunu eksi 1'den kurtarmış olayım. O zaman ben f'in içerisine a yazdığımda 5 artı 2 üzeri 1 eksi a'nın 21 olduğunu görüyorum. Çözeyim bu denklemi. 16. 2 üzeri 1 eksi a 16 ise 2 üzeri 1 eksi a 2 üzeri 4'tür. 1 eksi a buradan 4 gelir. O zaman a da buradan kaç geliyor? Eksi 3 gelmiş oluyor. Şimdi örnek 7'ye bakalım. Realden re gidiyormuş. F'in tersinin 2 değerini aldı. F eksi 1 2'yi sormuş bana. O zaman ne yapıyorum ben aslında? Şunu işaretliyorum arkadaşlar. Bu f a 2 olsun diyorum. O zaman ben ne yapacağım? A eksi 3, 2'ye eşit olmuş olacak bir şekilde. O zaman buradan A kaç gelecek? 5 gelecek arkadaşlar. Sonra ben burada gelip şuraya A demiştim ya, efa demiştim. O yüzden X yerine 5 5'leri koyacağım. 25 eksi 5 artı 2. Eğer kafanız karışacaksa şöyle x de yazabilirim. Sen kafanız karışacak gibi hissettim. fx eşittir 2 diyeyim ben burada. fx eşittir 2 ise x eksi 3 eşittir 2. x yerine 5 yaz demek oluyor. 25 5 artı 2'den de kaç gelmiş oluyor? f 22 gelmiş oluyor. f 22 eşittir 2 ise eğer yazamadım. 2 ise f-1 2 de arkadaşlar 22 eşittir. Yani bana sorduğu şeyin cevabı 22 gelmiş oluyor diyoruz. Örnek 8'e bakalım. Uygun değerler için bunun tersinin içerisinde 8 yazdığımız versiyonunu bul diyor. Şimdi ben diyorum ki yine fa'ya ben 8 diyeyim arkadaşlar. fa 8 ise eğer ki burada ne yapacağım? x artı 4 dediğim değer benim burada 8 olacak. x buradan 4 gelecek. x yerine 4 yazıyorum. f 4 artı 2'den 6, 4 eksi 2'den 2 eşittir arkadaşlar 8'miş. f 3 buradan 8 geldiğine göre f eksi 1 yer değiştirdiğimizde de 3 olmuş oldu bizler için. Gördüğünüz gibi gayet kolay. Şimdi uygun tanım ve değer aralığı için demiş. Bana işte F'in değerini vermiş. F tersinde Y'nin alabileceği değerleri soruyor bana. Şimdi o zaman ben diyorum ki F'in tersini soruyorsa F eşittir 7 olsun. O zaman X kare eksi deminden beri yaptığımızın bu sefer bunu bana bir değer olarak X eksi 3 gibi değil de daha böyle tam kareli bir ifade olarak vermiş. 7'ye eşitmiş. X kare eksi 2 X eksi 3 eşittir 0'ı çarpanlarına ayırıyorum. Eksi 3 de 1. X eksi 3 x artı 1 eşittir 0 olmuş oldu. x eşittir 3 ya da x eşittir eksi 1 gelmiş oldu. O zaman alabileceği değerler eksi 1 ile 3 olmuş oluyor arkadaşlar diyoruz. Örnek ona bakalım. E, ee, örnek onda reelden reale gidiyor. F(x)'i vermiş. F eksi bir ters fonksiyonun e, bana so şeyini soruyor, formülünü soruyor. Diyorum ki 5x bölü 4 eksi 2 eşittir x olsun. x artı 2 eşittir 5x bölü 4 oldu. Sakın hani burada x'leri bir tarafta toplayın gibi düşünmeyin. Amacımız bizim buradaki x'i yalnız bırakmak. 4x artı 8 eşittir 5x. x de buradan 4x artı 8 bölü 5 geldi. Bunu dilerseniz 4x bölü 5 artı 8 bölü 5 eşittir. f eksi 1 x olarak da yazabilirsiniz arkadaşlar. Şuna bakalım. Birebir ve örten bir fonksiyon için bana yine f'in tersini soruyor. Şimdi burada ne yapacağım? x kare artı 4x'in ben yanına bir şey ekleyeyim ve çıkartayım. Ama tam kare bir ifade versin. Artı 4 eksi 4 olsun. Ne oldu? Artı 4 eksi 4 yaptım. Ben hani aslında 0 eklemiş oluyorum. O yüzden fonksiyonun benim değişmiş olmuyor arkadaşlar. Ama şurası bunu şöyle yazayım. Şurası arkadaşlar x artı 2'nin karesi farkındaysanız. Ne oldu? x artı 2'nin karesi olmuş oldu burada. O zaman x artı 2'nin karesi x 4 de benim fx fonksiyonumu olmuş oluyor. Sonra bana f eksi 1'i soruyordu arkadaşlar. Az önce yaptığımız gibi x artı 2'nin karesi x 4'ü ben x'e eşitliyorum. x artı 4 eşittir. x artı 2'nin karesi ise her tarafın karekökünü alırım. x artı 4 kare kök içerisinde x artı 2 oldu. 2'yi bu tarafa atarım. X eşittir. X artı 4 eksi 2 olmuş olur. Ama dikkat edin bunun artı veya eksi olması gerekiyor. Çünkü kare köklü bir ifadenin karesini aldığımda şöyle aslında eksi kök 2'nin de karesi 2. Artı kök 2'nin karesi de 2 olduğu için arkadaşlar artı ve eksi olarak bunu belirtmem gerekiyor. Bu da benim f eksi 1 x'im olmuş olur. Oldu aslında diyorum arkadaşlar. Şimdi örnek 12'ye bakalım. Bana f F'in tersinin 8 aldığı değeri söylüyor. Şimdi ben burada yine ne yapacağım? Bakın bana bir aralık vermiş. Tanım ve değer aralığını vermiş. O zaman diyor ki bana bu artı veya eksiden bir şey seç diyor. Yani az önce bulmuş olduğumuz cevapta biz bunu o şekilde bırakmıştık. Bana diyor ki burada ben tanım ve değer aralığını verdim. Sen bir şeyi seçmen gerekiyor diyor. Ben şunu bir düzenleyeyim. X artı yani... 3'ün karesi olarak düşünüyorum bunu direkt. Niye? 6 3 ile 2'nin çarpımı. O zaman x artı 3'ün karesini alsam ben kaç yapar? x kare artı 6 x artı 9 yapar. E burada 11 vermiş. Bunu artı 2 eklerim. Ne oldu? x artı 3'ün karesi artı 2'ymiş aslında benim bu fx dediğim şey. Bunu gidin y'ye veya x'e eşitleyin fark etmez. x eksi 2'nin e, kare kökü içerisinde eksi 3 oldu. Artı ve eksi de başında oldu. Bu da f eksi 1 x oldu. Şimdi bana ne diyor? Eksi sonsuzda yani eksi 3 eksi sonsuza gidiyor. Bir de 2 ile artı sonsuza gitmiş olacak aslında. Ben ama bunun tersini aldım da arkadaşlar. Bu tersinin tanım kümesi. 2'den artı sonsuza gidip yani bu benim değer kümemle tanım kümemin yer değiştirmesi gerekiyordu. Artık değer kümem tanım kümem olmuş oldu. Tanım kümem de benim değer kümem olmuş oldu arkadaşlar diyorum. O zaman ne olacak? Bunun içine 8 koydum. Dartı veya eksi çünkü bana F8'i soruyordu. 8 eksi 2'den 6 3 olmuş olacak. Fakat benim hedefim burada değer kümem eksi 3'ten küçük ve sonsuza giden olması olduğu gerektiği için eksi kök 6 3 değeri benim F eksi 1 8'i tanım ve değer aralığında sağlamış olduğu için cevabım da arkadaşlar bu olmuş oldu diyoruz aslında. Yani bu değer aralıkları bana hangi değeri alacağımı söylüyor sadece. F13'e bakalım hemen. Bana bunu işte tanım kümesini ve değer kümesini vermiş. Şu ifadeyi vermiş. F-1 x'i soruyor. Şimdi burada dikkat edin ne yapmış? Aslında şu ifadede önce x eksi 1 ile çarpmış. Sonrasında 3'e bölmüş. Ve 1 ekleyip karekökünü almış. O zaman ben bunun tersini nasıl yaparım? F 1 x'i. Şimdi önce eksi 1 ile çarpmıştı. Sonra 3'e bölmüştü. Ben bunu tersi çevirmek için o zaman eksi 3 ile çarparım karesini alırım ve bir çıkartırım. Çünkü burada bir eklemişti arkadaşlar. Bu da bana fonksiyonumun tersini vermiş oluyor. Eksi 3x kare artı 3 de benim şu aradaki şeyi sileyim. f eksi 1x'im olmuş oluyor arkadaşlar. Zaten bana da bunu sormuştu. Yani birazcık daha böyle karışık sorularda kök içerisinde işte artılı eksili bir ifade var ayırmak zor falan. Ne yaptığını bir analiz edin. Yani önce mesela ne yapmış olabilir? Önce eksi eksiyle çarpmıştır. E ondan sonra 3'e bölmüştür. Ondan sonra işte 1 ekleyip karekökünü almıştır gibi düşünebilirsiniz aslında. Şimdi örnek 14'e bakalım. Reelden reele gidiyor. Eşitliğindeki a'yı soruyor bana. Şimdi o zaman bu eğer ki a'ya eşit yani 2a 3 3'e eşitse arkadaşlar ben diyorum ki f3 2a 3'e eşit olsun. Tersine çevirdim bunu. fx de F3'ü yazıyorum yerine. X'e 3 yazıyorum. 2 üzeri 4 eksi 3 eşittir. 2A eksi 3 ise 16 eksi 3. 2 üzeri 4 16'dır. 2A eksi 3 vermiş oldu. 13 eşittir. 2A eksi 3. Bu eksi 13 buraya artı 13 olarak geçecek. 16 eşittir 2A. A buradan 8 gelmiş oluyor bizim için. Örnek 15'e bakalım. Bana yine fx'i vermiş. F'in F tersinin içerisinde kök 3 yazar, yazarsam artı f1'i soruyor bana aslında. Şimdi o zaman ben bir f1'i bulayım. F1'i bulmak kolay. Normal x yerine burada 1 yazıyorum. 3 üzeri 1 eksi 1 artı kök 3. üzeri 0 artı kök 3'ten benim ne olmuş oluyor? 1 artı kök 3 olmuş oluyor cevabım. F1 için ben burada 1 artı kök 3 yazacağım. Peki Burada ufak bir soruda bir hata var arkadaşlar. Sorunun düzenlemesinde. Onu hemen düzenleyeyim. Tamam. Peki bana neyi soruyor? F1 artı köküçü soruyor e, tersinde. E, zaten F1 eğer ki 1 artı köküçse F-1 1 artı köküçte arkadaşlar 1 eşit olacak. O zaman burası da 1 olacak. 2 artı köküçte benim sorumun cevabı olmuş olacak aslında. Örnek 16'ya bakalım. Uygun tanım ve görüntü aralığı için bana f'in F tersi eksi 2'yi soruyor. Şimdi burada benim yapmam gereken şey şu. Bunların bir oranlarına bakmak istiyorum. Neden? Çünkü mesela fx'in oranı 3 bölü 5 artı 3 fx bölü 2 eşittir x. Yani bunu ne yaptım aslında? Ters çevirmiş gibi düşünün. Bunu da şu şekilde yaptım arkadaşlar. x eksi 3 bölü 5 eşittir. 3 fx bölü 2. Ondan sonra 5x eksi 3 bölü 5 eşittir. 3 fx bölü 2 olmuş oldu. Buraya getirdim. 10x eksi 6 bölü 5 eşittir. 3 fx oldu. E, fx'i yalnız bırakıyorum. 10x eksi 6 15'e eşit oldu. Bu da fx'e eşit oldu. Bana f eksi 1 x'i soruyor. Yani aslında eksi 15 x eksi 6 bölü eksi 10 olmuş oldu. Şu eksilerden kurtulalım. 15 x artı 6 bölü 10 olmuş oldu arkadaşlar. Sonrasında bana yerine eksi 2 koy diyor. f eksi 1 eksi 2 yazalım yerine. Eksi 2 eşittir. 15 çarpı eksi 2 artı 6 bölü 10. Eksi 30 artı 6 24. 24 bölü 10'dan da 2.4 gelmiş oldu cevabım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi kolay bir konu fakat çok soru çözmeye ve çok hızlı çözmeye sizi birazcık mecbur bırakıyor. Dolayısıyla çok fazla soru çözmeniz gerekiyor bu konuyu çok iyi hatasız yapabilmek için arkadaşlar. Bundan sonra da artık işte bileşke fonksiyonlar işleyip sonrasında permütasyona geçişimizi yapıyor olacağız. Fonksiyonlar önemli bir konu. Daha önceki fonksiyon videolarımızı izlemediyseniz de geri dönün bir bakın derim.